Herkese selamlar. 22-28 Nisan 2024 Haftalık Burç Yorumlarına hoş geldiniz. Bu videoyu kahve içerken, ev toplarken, çocuğu okula götürürken, mutfağı düzenlerken, belki de çalışırken, belki de yolda yürürken dinliyor olabilirsiniz. Her nerede dinliyor olursanız olun, bu videoda size anlattıklarımın daha uzun da olduğunu bilmenizde fayda var. Ve tabii ki bu videoların içinde minik minik de astroloji öğrettiğime dair de küçük bir hatırlatma da yapmak isterim. Sevgili Tweet Burç okurları ve izleyenleri, astroloji derin bir unvandır. Her neyi ne zaman öğrenirseniz olun, mutlaka içinde öğrenecek çok şey vardır. Şimdi 2024'ün 15 Mart 2024'ten başlayan, ta ki Nisan'ın sonuna kadar devam eden gökyüzünün sıkışık, o trafikteki sıkışmışlık hissi önümüzdeki günlerde dağılacak. Hatta ve hatta bu 22-28 Nisan haftasının içinde Merkür Retrosu bitecek. Tabii ki gezegenler yine üst üste sıkışık hareket etmeye biraz daha devam edecek. Ama en önemlisi ise Mayıs ayında biz bu gökyüzü olaylarını yaşamıyor olacağız. Peki bu 15 Mart'tan bu yana bu kadar şey yaşadık, bize ne öğretti? Dilimizin kemiği olmadığını, çabuk sinirlendiğimizi, pek de sınırlarımızı bilmediğimizi ve acı faturayı birilerinin mutlaka ödettiğimizi ve yapılanları unutmadığımızı fark ettik, farkındaysanız. 15 Mart 2024'ten başlayıp 28 Nisan 2024'e kadar bizi sıkıştıracak gökyüzünün tam ortasından geçiyoruz. Ama bize son bir uyarısı var. Burada 23 Nisan'da yaşanacak gökyüzündeki bir dolunay. Dolunayın içinde Merkür Retrosu var. Dolayısıyla hemen arkasına retro bitecek. Yani 27 Nisan'da biz azad oluyoruz. Gözümüz aydın. Tabii ben size bunu 29 Nisan'daki videoda bol bol anlatacağım ama bu dolunayda nelerin yarım kaldığını bize öğretmek istiyor. Dolayısıyla 25 Mart, 8 Nisan ve şimdi karşınızda 23 Nisan. Dolayısıyla da burada dolunay yeni ay, dolunay yeni ay aslında fark et, öğren, düşün, çöz, bir yerde karar ver gibi bir durumu söz konusu gökyüzünün. Bu haftanın geneli birazcık dalgınız diyeceğiz. Yani genel itibariyle bu dolunay, retronun bitmesi bizi biraz jetlag yapacak gibi de düşünebilirsiniz. Her ne kadar biz Merkür retrolarını, evet şu an bizi Merkür retrosu etkiledi desek de aslında retrolar bizi yaklaşık 3 ay önce yaptığımız işi hedef alır. Retro başladığı günde bizi sıkıştırır. Bunu hemen bir örnekle verecek olursak, Merkür retrosu 1 Nisan'da başladı. O gece itibariyle WhatsApp, yani Instagram, Meta'da çöktü hatırlarsanız. Dolayısıyla 3 ay önce bir çalışma yapıyorlardı. Demek ki o çalışmaları, Merkür Retrosu'nun eksiklerini görmek zorunda kaldılar. Retro önce haberleşme, iletişimi bozar dedik. Ve 23 Nisan'daki Akrep Dolunay'la birlikte Merkür Retrosu'nun Ateş Burcu'ndaki hali hepimize ne getirir? Ağzımızın altındaki baklayı çıkaracağız ve dalgın olacağız. Gelelim sevgili bu etkilerin içinden çıkıp sevgili koç burçlarına. Sevgili koç burçları, tecrübelerinizden ders çıkarıyorsunuz. Karşılaştığınız olaylarda hemen tepki vermiyorsunuz. Fikrinizi beyan etmiyorsunuz. Hemen ortalığı toparlamıyorsunuz. Her şeyi hemen yapmaya çalışmıyorsunuz. Ve bu sizin biraz fıtratınızda ters. Ama gelin görün ki hemen ciliği biraz bırakmayı, yönetmeyi öğrendiğinizi fark ediyorsunuz bugünlerde. Zaten gökyüzü bu kadar koç burcuna çalışırken, koç burcu herkesin peşinde koşar mı? Hayır. Önyargılarınızı da kırmaya başladı bu retro, biliyorsunuz ki dolunayda buna öne yak olacak. Başkaları hakkında fikrimi söylemem hiçbir şey değiştirmeyecek. Yaşayarak göreceğiz gibi cümleleri uzun uzun sarf edin olacaksınız. Çocuklarınız varsa sevgili koç burçları, onların okulları, eğitimleri ve düzenleriyle ilgili bir takım değişiklikler yavaş yavaş başlatıyorsunuz diyor gökyüzü 22-28 Nisan haftasında. Ve geldim boğa burçlarına. Ailenize karşı o alan bağınız güçleniyor. Anneniz odaklı hareket edeceksiniz ya da anne figürü gördüğünüz kişilerle ilişkilerinizi güçlendireceksiniz veya onların hayatındaki değişimlere eşlik edeceksiniz. Ancak kendinize olan sorumluluklarınızı asla ihmal etmeyeceksiniz. Eskisine göre daha donanımlı ve daha deneyimli ve en önemlisi ise hiçbir şeyi ihmal etmeyen, kendine odaklı hareket eden ve her türlü olayın içinde yer almaya çalışmayan, en önemlisi ise merakınızı yöneten bir boğa burcuna dönüştüğünüzü farkında mısınız? Farkındalığınız çok arttı. Teknolojiyle aranız artabilir. Daha da ilişkiniz yoğunlaşabilir.
gerek mutfak ev aletlerinden gerekse telefona kadar buralarla ilgili bir takım zorluklar veya değişimler veya aniden en sevdiğiniz eşyanın bozulmasıyla karşı karşıya kalabileceğiniz bir haftadasınız. Kaldı ki Dolunay'da karşıt burcunuzda gerçekleşeceğine göre 23 Nisan itibariyle bu da sizin aslında evlilik, ilişki, birlikteliklerle ilgili konuları daha düzenleyeceğinizi işaret eder. Örneğin işinizle uzun zamandır bir geçim derdinde koşturuyor ve sadece çalışıyorsanız haldır haldır biraz daha evliliğinizi böyle nefes aldıracak baharı hissettirmeye başlayacaksınız. Eğer evliliğinizde bir takım sorunlar varsa artık daha sükunetle ciddi konuşmaları yapacağınız bir dolunaylı retroda diyebiliriz biz buna. Ve geldim ikizler burcuna. İkizler ikili ilişkilere bakış açınız değişiyor. Ve fedakarlıklarınızı kısıtlıyorsunuz. Zaten artık gökyüzü diyor ki herkese kendine fedakarlık yap. Çözüm odaklı ol ve daha fazla sorumluluk alma ve her yerden de para kazanmaya çalışma. Bir odağın olsun diyor ve bunu en iyi uygulayan bugünlerde ikizler burçları olacak. Çünkü ikizler burçları bir tadilattan geçiyor. Sebep Jüpiter 26 Mayıs'ta ikizler burcuna geçecek ve ikizler burçları kollarını açtı onları bekliyor. Sevgili ikizlere bahar geliyor, gençleşiyor ve açıkçası gençliğimiz var moduyla dünyanın her bölümünü kavramaya çalışıyor ama kendi dünyasının. O yüzden de kardeşinin evliliği, işte öbür tarafta eşinin ailesindeki bir takım değişimler ya da onların harcamaları o pek oralarla ilgilenmiyor. Ve burada da aslında bir yerde iyi yapıyor demek de istiyorum. Sevgili yengeç burçlarına detaycı bir haftadan geçiyorsunuz. 22-28 Nisan döngüsünde en önemlisi sakin olan yanlarınızı ve anlayışlı tarafınızı bir kenara bırakıp daha rasyonel kararlar alıyorsunuz. Örneğin bir avukatsınız ve yengeç burcusunuz. Davalarınız devam ediyor ama ödemeleri alamıyorsunuz. Şimdi buralarda aslında bir şeye müdahale edeceksiniz. Yani burada aslında örnek yengeç burcu avukat değil, yengeç burçlarının devam eden işlerinde çok keskin kararlar alması diyoruz. Ve anlayışlı tarafı, zamana yayan taraflarını bu dolunayla birlikte deyim yerindeyse biraz daha keskin bıçak şeklinde çözmek isteyecekler. Yengeç erkekleri bu haftayı biraz dağınık geçirecekler. Yengeç burcu erkekler evliliklerinde bir takım gizledikleri harcamalar, aileyle ilgili ilişkilerinde, kendi aileleriyle ilgili ilişkilerinde denge kurmaları, buralarla ilgili bir takım konular ortaya çıkabilir ve yengeç erkekleri en çok zorlanacakları bir hafta diyebiliriz. Çünkü Su burcunda bir dolunay var. Akrep burcundaki dolunay da biraz erildir. Dolayısıyla en geri bildiren burçlar arasında da yengeç erkeğidir. Hani ne kadar balığa duygusal deseniz de ki ben kabul etmiyorum. Koç burcuna kadar çapkın deseniz de onu da çok bilmişlikle tanımlarız. Çapkınlıkla değil. Ama yengeç erkeklerinin gizli çapkın olduklarını burada belirtmek isterim. Ama bizim konumuz yengeç erkeklerinin çapkınlığı değil. Bizim konumuz yengeç erkeklerin eşlerinin ilişkilerinden gizledikleri harcamalardan bahsediyoruz. Bunu da belirtelim. Geldim sevgili aslan burçlara. Korkularınız olan konuları tekrar gözden geçireceksiniz. Uzun vadede ortaklığınızın biteceğini mi düşünüyorsunuz? Buna müdahale edeceksiniz. Uzun vadede evliliğinizde eşinizin ailesiyle sorun mu yaşayacağınızı düşünüyorsunuz? O kişiden uzaklaşacaksınız. Yani evliliğinizi koruma altına alacaksınız. Uzun vadede kardeşinizle o evle ilgili ya da ortak miraslarla ilgili uzun vadede sorun mu yaşayacağınızı düşünüyorsunuz? Bunu bugünden itibaren daha çok çözmeye çalışacaksınız. Çünkü sabit burçta yaşanacak Akrep burcundaki dolunay sevgili aslanlar sizi geleceğe korkuyla yaklaşmak konusundan uzaklaştırmak istiyor. En önemlisi ise şimdiden planlı ve uzun vadeli adımlar atmanızı teşvik edecek gökyüzü ve zaten hep bu hafta dalıp dalıp gideceksiniz. Günlük hayattan çok hızlı kopacaksınız. Hep aklınız başka bir yere gidecek, maziye takılacak. Hep başka şeyleri düşünürken kendinizi bulacaksınız der. Ve sevgili başaklara gelelim. Aslanlar da bu arada sırlarınızı herkesle paylaşmanız gerekiyor diye de böyle bir not düşmüşüz. Sırlar çıkacak, ona yapacak bir şey yok ama aslan burçlarına en azından düşüncelerinizi çok kimse fark etmesin deriz. Ve başak burçlarına gelirim. Karşılaştığınız sorunlara karşı mantığınızı devreye sokacaksınız. Şimdi başaklar herkesin işini mantığıyla çözer, kendi işini ağlayarak çözer. Kimse kusura bakmasın.
Onu da en yakındakiler tanır. Ha, her gün mü ağlar? Herkese mi ağlar? Yok, öyle de değil. Kendini çok hırpalar ve bunu da göstermeden gayet soğukkanlı ve böyle bir başka bir duruşla çözmeye çalışır. Şimdi diyeceksiniz ki bütün videolarda Başak'la uğraşırken buldum seni Zeynep diyenlere de buradan selam etmek isterim. Satürn karşıtlığından geçiyorsunuz. Şu öğreten, hani kötülediğiniz Satürn var ya, o Satürn aslında öz burcu Başak olanlara başka model bir şeyler yapıyor. Hatta kendi hayatımdan da bir minik örnek vermek isterim. Farklı bir kitapla yine geliyorum. Bunun da sebebi aslında Satürn'den dayanmak yemek değil. Satürn'den ev ödevini daha önce rolü kapıp bir şeyler yapmak. Bütün Başaklara da bunu tavsiye ederim. Kendi burnunuzdan getirmeyin derim. Ve Başakların uzun zamandır kilo problemi varsa bunları özellikle Jüpiter ikizlere değişken burcu, kardeş burcunuza geçince çözeceksiniz. Kardeşlerinizi destekleyeceksiniz. Sevgili Başaklar hukuksal konulardan hoşlanmazlar. Ortaklık projelere yaklaşacaklar. Yeni ortaklıklar yapacaklar. Ve çok yönlü çalışma modeline geçeceklerini iddia edebilirim. Para kazanacaklar. Onu çok net belirtiyor gökyüzü ama Akrep Dolunay'ında nasıl para kazanacak? Önce peşin mi? Fatura mı kesecek? Yoksa şirket mi kuracak? Yoksa maaşlı mı devam edecek? İşte bence bunu karar vermesini sağlayacak gökyüzü ve geldim terazi burçlarına. Zamanınızı daha iyi değerlendirmeniz adına bir takım eğitimlere, işte şehirlere, bir şeyleri kendinizde ya da iş yerinizde farklı bölümler açılıyorsa o bölümlerde deneyim kazanmaya odaklanacaksınız. Sebep? Çünkü 7. evinizde neredeyse 2-4 gezegen, yani bir ay düğümlerinde gezegenden saymasam da ama sayabilirim. Çünkü gücü öyle bir ego veriyor ay düğümlerine. Ki neredeyse 7. evinizde bir yıl bu kadar aksiyon var. Sizi rahat bırakır mı? Hayır. Dolunay'da su burcunda gerçekleşecek ve teraziler buralar çok iyi öğrenecek, seyahat edecek, yeni insanlarla tanışacak. Eğer bunları yapmıyorsa kendi iş yerinde iş yeri büyüyecek, iş yerine yeni insanlar dahil olacak, yeni insanlarla iletişim kuracak, telefon rehberine yeni numaralar kayıt olacak. Dolayısıyla da bir aksiyon halinde der ve yakın arkadaşlarınızla da uzaklaştığınız, özellikle geçtiğimiz kıştan bu yana uzaklaştığınızı düşünüyorsanız bu aralar daha çok yoğun görüşeceğiz. Ne yapabiliriz? Sen mi yaparsın? Ben mi yaparım? Deyip hem iş konuşup hem organizasyonlarınızı konuşup ve uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızı fikri takip yapacaksınız. Onların hayatında neler olmuş? Nelere şaşıracaksınız? Bakalım. Daha sonra bu videonun altına yazın bari. Sevgili Akrep burçları, size güven vermeyen kişileri bu dolunayla birlikte hayatınızdan çıkaracaksınız. Akrep burçları bu dolunayın adını size bütün burçlara dalgınlık, unutkanlık, biraz bohem bir durum verse de size kesinlikle temizlik diyor. Bile de elinizde temizlik yapmayacaksınız ama kesinlikle WhatsApp'ınızdan, sosyal medyanızdan, telefonunuzdan herkesi bir şekilde çıkaracak, uzaklaşacak, belki de yeni bir hat alacak. Bayağı majör kararlar alacaksınız. Tamam, bu duyguyu hissettim. Evet, bu bende var diyenler el kaldırmasın, 27 Nisan'dan sonra yapsın. Evet, doğru duydunuz sevgili akrepler. Merkür Retrosu bitsin şöyle bir tam gölgesi, şu su bu su hiç kalmasın. Daha sonra 27 Nisan'da sakin bir kafayla koyun kahvenizi. Neyi temizlemek istiyorsanız yapın. Çünkü siz son 2022'den zaten 2022 sonuna itibaren çok çekmiş burçlar arasındasınız. Ve en önemlisi siz sezgilerinize kulak verin. Siz bu dünyaya mücadele etmeye gelmediniz. Birilerini de toplamaya gelmediniz. Kendinizi ispat etmelisiniz. Zaten gökyüzünde rüştünü ispat ettin diyor. Bu dolunayın da sebebi bence bu. Bakalım bakalım. Türkiye'nin de burcu akrep bu arada. Türkiye'de rüştünü ispat edecek. Komşularıyla kime ne yapacağını, ilişkileri devam edecek mi? Hangi sınır kapılarını açacak? Hangi sınır kapılarını kapatacak? Eski hangi kurallara geri dönecek? İşte Türkiye'deki siyaset ne renge bürünecek? Hepsini biz de bu dolunayda Akrep burcunun arasından hem de burçları da çıkarmış olduk, anlattım. Ve geldim yay burçlarına. Hedeflerinize ulaşmak adına çalışmalarınızı sıklaştıracaksınız. Sanki bu yaz az tatil yapacak, çok çalışacak ve bunu da bugünlerde başlatacak. Ortak işler yapacak, para kazanmaya daha odaklanacak, evinizi minimalistleştirecek. O internetten devamlı alışveriş yapanlardan olmayacak. Fazlalıklarınızı vereceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz sevgili yay burçları. Hiç uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla tesadüfen bir yerlerde karşılaşacak. Hatta yeni fikirleri de o kişilerle yeniden olgunlaştıracak.
farklı ülkelerin görmek, ziyaret etmek için de bir anda kendinizi uçak biletleri bakarken de bulabileceksiniz. Ve geldim oğlak burçlarına, yaşadığınız hayal kırıklıklarına rağmen işinizi devam ettireceksiniz. 1. Sektör değiştirmeyeceksiniz. 2. Yönünüzü, pusulanızı, rotanızı geçtiğimiz haftalarda fikren değiştirmeye başladınız. Şimdi ise bunu kiminle yapacağınıza karar vereceksiniz. Örneğin Amerika'da yaşıyorsunuz diyelim sevgili oğlaklar. Farklı bir ülkeye geçmeye karar vereceksiniz. Örneğin başka bir ilde yaşıyorsanız başka bir şehre geçmeye karar vereceksiniz. Dolayısıyla tam bir geçişin içindesiniz ve kendinizi de bir anda başka bir yere taşınırken, geçerken, bölüm değiştirirken, okulda bile yön değiştirirken bulabilirsiniz eğer öğrenci bir oğlak burcuysanız. Arkadaşlarınızın yersiz bir şekilde eleştirilerine maruz kalabileceğiniz bir haftadasınız. Ama genel olarak çok tepki vermeyeceksiniz. Bazen tuhaf bir şekilde izlemeyi ve dinlemeyi tercih edebiliyorsunuz. Eşinize çok müdahale edeceksiniz eğer evliyseniz. Bu akrep dolunayıyla baskı kuracaksınız. Yay burcuysanız sevgili yay burçları, kova burçları buradasınız biliyorum. Yanlışlıkla yay dedim. Mantığınızdan çok kalbinizi dinlediğiniz bir dolunay. Merkür retrosu finalizine yani 23-27 Nisan günlerinde bayağı bir ileri bir geri hareket edeceksiniz. Biraz bocalayacaksınız. Eğer kendi ofisiniz varsa bol bol misafiriniz ziyaretinize gelen olacak. Eğer kendi işinizi yapma planınız vardı da ertelediyseniz bir anda telefonlarınız tekrar geçmişten çalacak. Ve sevgili kova burçları ikili ilişkilerde biraz inişler çıkışlar yaşasa da kariyerlerinde, işlerinde sorumluluklar artacak. Kurumsal yerlerde çalışan, özellikle kamuda çalışan kovalar lütfen el kaldırsın. Bölümünüz, yönünüz, çevreniz, yöneticiniz değişecek diyor Plüton bir derecede hareket ederken. Bilginiz olsun ve emeklerinizi hiçe sayanları da aslında ne noktaya geldiğini önümüzdeki günlerden itibaren daha net göreceksiniz. Efendim 22-28 Nisan sadece Dolunay değil Merkür Retrosu'nun finaline ev sahipliği yapıyor. Yani Merkür Retrosu bitecek. O yüzden de Balık burcuna sevdiğiniz kişi size kendinizi iyi hissettirecek. Evet, şefkate, merhamete ihtiyacınız var. Kendinizi çok yalnızlaştırdınız, sorguladınız, ayrıştınız, nerede hata yaptım dediniz, niye bu sonuca vardım, nasıl hayat beni bu noktaya getirdi dediniz. Deyim yerindeyse biraz şöyle bir hafif omuzlarınız düştü. Sevdiğiniz, sevgiliniz, eşiniz, en yakın arkadaşınız, çevrenizdeki kişilerden buralar şefkat, destek, bir omuz göreceksiniz. Bu hafta bunları anlatıyor. Biraz böyle memleket, şehir, seyahat, organizasyon. Bunları da biraz da hani herkes gibi böyle pek bir bayramda aynı anda hareket etmemiş olabilirsiniz. Ama bunun hemen arkasında önünde kendinize minik jestler yapacaksınız. Siz toplumun gittiği yerden giden bir burç değilsiniz. Toplumun gitmediği yerden giden bir burçsunuz. Bunu gezegenler burcunuzda hareket ederken daha net göreceksiniz. Şimdi 23 Mart 30 Nisan size çalıştı sevgili balık burçları. Mars'ı misafir ettiniz. 2 yılda bir gelir burcunuzda unutmayın. Hele bir de Satürn'e kavuşum yaptı. Bir yönünüz, malınız, mirasınız, hakkınız, hududunuz yeniden çiziliyor. 30 Nisan'dan sonra bu kadar baskı altında kendinizi hissetmeyeceksiniz. Ama öğretileri, hayatın öğretilerinden mutlaka dersler çıkarıp yeni rotalar çizeceksiniz. Ben bundan eminim. Siz de zaten sevgili balıklar bu videonun altına muhakkak yorumlarınızı bırakın. Artık yorumları alma zamanı demek istiyorum. Yani tek taraflı konuşmak istemem. Lütfen bu videonun altına bu haftayı takip ettikten sonra geri bildirimlerinizi yazın derim. Daha detaylı okumak için de bu videoyu izledikten sonra tweetburç.com.tr'de burcunuzu özel haftalık detayları lütfen okuyun. Daha sonra tekrar gelin yorumlara beklerim. Görüşürüz.